deneme çözerken dikkat edilmesi gerekenler aslında tam olarak benim alanım olmasa da ben bunun psikolojik boyutundan bahsedeyim dilerseniz. Bir tanesi hız ve zamanlama. Eğer bununla alakalı bir problem var ise bu tespit edilip buna yönelik çalışmalar yapılabilir. Mesela süreli çözülüyor olabilir ya da hangisinde daha yetiştirememe kaygısı yaşıyorsa çocuk bunun üzerinde yine sistematik şekilde yavaş yavaş süreli çözüme gidilebilir. Ama okuduğumuzu anlamakla ilgili ya da belki de soruyu yanlış okumak ya da sorunun sonunu yanlış okumakla ilgili bir durum var ise de okuma egzersizlerinden sonra deneme çözmek ya da denemelerden önce belki de bir önceki gece okuma egzersizi, sesli okuma egzersizi okuduğumuzu ne kadar iyi anlamaya yönelik egzersizler yapılabilir. Belki çok klasik gelecek, beni affetsinler ama en etkin şeylerden bir tanesi de bu konuda kitap okuyor olma hali. O yüzden de bunun ihmal edilmemesi de gerekiyor denemelerden bağımsız.